Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde son derece önemli gelişmeler yaşandı. Örneğin NATO tam anlamıyla kabuk değiştirdi. Artık eskisi bitti, yepyeni bir NATO var. Daha küçük ordular ve yeni bir strateji. Daha da önemlisi, geçen ay NATO üyeleri arasında önemli bir hesaplaşma yaşandı. Amerika'nın şemsiyesi altından çıkmak isteyenlerle, bir süre daha Amerika'nın kanadı altında kalmayı tercih edenler ve kontrolü elinden bırakmak istemeyen Washington, gizli bir mücadelenin ilk roundunu yaptılar. Tabii yine Washington'un istediği oldu. Bütün bunlar Türkiye'nin batı içindeki konumunu etkileyecek. Türk ordusunun yapısında da değişiklikler yaratacak. NATO'nun bu tarihi diye nitelendirilen doruk toplantısı Roma'nın pırıl pırıl güneşinin altında yapıldı ancak salonda buz gibi bir hava esiyor, kara bulutlar herkesi rahatsız ediyordu. Our summit meeting here in Rome opens a new chapter. Aslında bu toplantı NATO'ya yeni görevler bulmak, yeni hedefler saptamak, kısacası yeni bir elbise dikmek için yapılıyordu. Zira ortada artık düşman kalmamıştı. Komünizm çökmüş, eski rakipler şimdi müttefik konumuna girmişti. Hatta bazıları üye olmak için kapıyı zorluyordu. Yani dünya değişmiş, koşullar değişmişti. Başta Fransa olmak üzere bazı üyeler bu durumda Batı savunmasının da değişmesini ve artık yolların ayrılmasını istiyorlardı. Niyet açıktı. Bundan böyle Amerika'nın şemsiyesi altından çıkalım ve kendi ordumuzu kuralım. Kendi savunmamızı kendimiz yapalım. Başkan Bush toplantının hemen başında tutumunu açıkça ortaya koydu. Hem de hiç diplomatik olmayan bir dille, eğer kendi savunma örgütünüzü kurmak istiyorsanız bunu hemen burada bize açıkça söyleyin. Çok geçmedi. Bir saat sonra tüm NATO ülkeleri Amerika'nın önderlik rolünün devam etmesini kabul ettiler. Amerikasız yapamayacaklarını, tüm değişikliklere rağmen savunma için NATO'ya, NATO içinde de Amerika'nın liderliğine ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Washington önümüzdeki dönemde Avrupa'daki gelişmeleri NATO aracılığı ile kontrol altında tutabilecek. Alınacak kararları etkileyebilecek. Yani ağırlıklı konumunu koruyacak. Fransa'nın liderliğindeki grup bu aşamada istediklerini elde edemedi. Geri atılan adımın temelinde Sovyetler Birliği'ndeki belirsizlikler yatıyor. Son darbe girişimi ve cumhuriyetlerdeki kargaşa herkeste ne olur ne olmaz silahların hepsini birden bırakmayalım havasını yarattı. Bir de bunlara Yugoslavya'daki iç savaş eklendi tabii. Avrupa'nın bu savaş karşısında çaresiz kalması Amerika'ya bir süre daha ihtiyaç duyulduğu izlenimini arttırdı. Avrupa ekonomik bir dev ancak iş güç gösterisine gelince bir cüce olduğunu kabul etti. This summit was a great success. We have completed an important stage in the transformation of NATO. Doruk'un diğer önemli yanı NATO'nun tavanından bodrumuna kadar her yanının yenilenmesiydi. 52 yıllık örgütün en başta stratejisi değişti. Artık kısa menzilli nükleer silahlar tamamen kalkıyor. Orta menzilli olanlar azaltılıyor. Daha da önemlisi bundan böyle NATO ülkelerinin orduları da değişecek. Asker sayısı azalacak, silahlı kuvvetler küçülecek. Buna karşılık ateş gücü yüksek, hareket yeteneği büyük, yani bir yerden bir yere çok daha hızla kaydırılabilen ordular oluşacak. Merhaba asker! Dur! Nasılsınız? Dur! Aslında bunun Türkiye açısından gerçek anlamı, silah altındaki askerin azalması, daha modern, yani daha pahalı silah satın alınması demek olacak. NATO bir de yeni organ kazandı. Bundan böyle eski Varşova Paktı üyeleri, yani eski düşmanların da katılacakları bir işbirliği konseyi kuruldu. Yılda bir defa bakanlar düzeyinde toplanacak. Gerek olan dönemlerde ise teknisyenler bir araya gelecekler. Ortak savunma ve güvenlik konularını tartışacaklar. İşte böylesine farklı bir siyasi örgüt ortaya çıkıyor. NATO artık bizim eskiden bildiğimiz NATO değil.
Ne o ünlü krizler, ne üzerinde çok gizli damgası yazan belgeler, ne de o canım casusluk hikayeleri. Artık neredeyse elini kolunu sallayan içeri girebilecek. Biraz daha üzerine varsanız silahı, topunu, tüfeğini dahi bırakacak. Soğuk savaş döneminin insanları sinir içinde. Adeta barut keşfedildi, erkeklik bitti diyerek gelişmeleri izliyorlar. Gerçekten de kimse nereye gidildiğini, bundan sonra da ne olacağını tam bilemiyor. Manfred Werner şimdiye kadar 16 üyeden oluşan NATO'nun genel sekreteriydi. Şimdi eski düşmanlar, Doğu Avrupa ülkelerinin de katıldıkları konseye başkanlık ediyor. Eski düşmanlardan şimdi müttefik olur mu? İnsan acaba biraz gariplik hissetmez mi? Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güzel bir gelişme. Üstelik çıkarlarımıza da uygun. Ayrıca kişisel olarak da memnunum. Zira insanı Avrupa'daki gelişmelerin tam ortasında tutuyor. Ancak garip bir his yaratmıyor mu bu? Bu insanlar kısa bir süre öncesine kadar düşmandı ve siz de bu örgütü yönetiyordunuz. Doğru. Tam bir değişim yaşıyoruz. Fakat iyiye doğru bir değişim bu. Zira bu ülkeler istikrarı, güveni burada buluyorlar. Başka bir yerde değil. Üstelik bir düşman kaybedip bir dost kazanmak çok daha iyi. O zaman NATO'ya ihtiyaç var mı? Düşman kalmadığına göre neden devam ediyoruz? Mutlaka bir düşmana mı ihtiyaç olmalı? Hala çok tehlikeli dönemlerden geçiyoruz. Sadece geçen yıl Körfez krizi yaşadık. Moskova'da darbe girişimi oldu ve Yugoslavya'da iç savaş çıktı. Barış içinde değiliz ki. Bugünkü düşmanımız belirsizliktir. O zaman da istikrarı NATO'dan başka kim koruyabilir? Riskleri NATO'dan başka kim göğüsleyebilir? Evet ama eskiden her şey netti. Karşıda bir düşman vardı ve ne yapılacağı bilinirdi. Şimdi ne yapacağımız açık seçik değil. Peki yeni NATO nasıl bir örgüt olacak? Şunu unutmayın. Dünyada her an her şey olabilir. Şimdi yeni bir NATO var. Politik rolü artmış, stratejisi değişmiş, Avrupa'da bacağı güçlenmiş ve hem Doğu Avrupa'da hem de merkez ülkelerle işbirliği yapan bir NATO. Tamamen yenilenmiş bir örgüt. Yani artık savunma askerden çok politik bir teşkilat. Siyasi yönü daha ağır basacak. Yine savunması olacak. Ancak kuvvetleri küçülecek. Daha küçük ordular demek, ateş gücünü arttırmak ve hareket yeteneğini büyütmek için daha fazla harcama yapmak zorunluluğu demek değil mi? Bir süre için evet. Ordular küçülünce ilk yıllarda tasarruf edeceğiz. Ancak beklendiği kadar olmayacak. Zira komuta kontrol, ulaşım, ateş gücüne yatırım yapılacak. NATO'nun Avrupalı üyeleri kendi örgütlerini kurmak istiyorlar. Son toplantıda da bu şimdilik bu fikir yavaşlatıldı. Benim öğrenmek istediğim şu. Bu yaklaşım yani Batı Avrupa Birliği'ni kurmak ileride tekrar gündeme gelir mi? Evet. Tekrar ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki yıllarda Batı Avrupa savunma kimliğini kazanacaktır. Hiç kuşkum yok. Ancak NATO'dan ayrı olmayacak. NATO'nun içinde gerçekleşecektir. NATO'yu destekleyecek, Türkiye ve Danimarka gibi diğer NATO ülkelerini dışlamayacaktır. Yani gelecekte Batı savunmasının patronu yine Amerika olacak. Peki, Avrupa, Amerika'ya hala ihtiyaç duyuyor mu? Evet, Amerika bir soruna el atmayınca ne olduğunu gördük. Çok daha güç çözüm bulunuyor. Avrupalılar henüz belirli bir istikrarı oluşturamıyorlar. İşte Yugoslavya krizi. Hiçbir şey yapamadılar. Nedeni basit. Kendi aralarında birlik yoktu ve kararlı değillerdi. Amerikalılar Avrupa'da daha uzunca bir süre kalacaklar. Askeri varlıklarını azaltacaklar. Ancak yine kalacaklar. Bence politik mevcudiyetleri çok önemli. İki Dünya Savaşı onlara yeterince ders verdi. Eğer giderler, buradan ayrılırlarsa Avrupa'da istikrarsızlık doğar. Thank you very much. Thank you.